Video ve yayınlardan algoritmadan dolayı bildirim almıyorsunuz. Bunu çözecek bir yol var. Discord'uma katın, daha yayın başlamadan, video paylaşılmadan haberdar olun. Sadece içerikler için duyuru atıyoruz, rahatsız olmazsınız. Bildirimleri de ekrandaki gibi yapın. Selamlar millet, üzerine ses kaydetmedim ilk video olacak bu uzun süre sonrasında. Ve bu maç benim Master'dan düşme ya da Master'a devam etme maçım olacak. Ya hızlıca nereye petleyeceğimi şu şekilde karar vereyim. Yukarısı agresif bir matchup, okey. Aşağıda karşısında autofill bir Kai'Sa var ve agresif bir matchup. Blitzcrank Thresh'e karşı. Hecarim de yüksek ihtimalle bota petleyecektir. Bottaki 3vs3 için bota petleyeceğim ama botta 3vs3 atmadan önce koridordaki canları, genel durumu analiz edip ona göre karar vermem lazım. 3vs3'ü botta kaybedersek oyunu direkt kaybetme şansımız çok yüksek. Yani analiz edip hareket edeceğiz. En kötü ihtimalle scuttle'ı skipleyip yukarıdaki scuttle'a doğru hareket ederiz. Bu matchup'ta Riven'dan diş alamayız. Ondan dolayı direkt Raptor'dan başlıyoruz. Tek başımıza başlayacağız. 3 kamp dönüp ondan sonra Karamür ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Ben bu petting'i bayağı seviyorum. Çünkü tek başına başlıyorsun ve Karamür ile direkt start atmış oluyorsun. Bu petting'in tek zararı, eğer ki karşı orman çok hızlı dönerse ve 3.30'da direkt gank yapıştırırsa yetişemiyorsun. Ama tam 3.30'da sen de full clear'ını bitiriyorsun. Karda ne oluyor? O. Hecarim tek başına başlamış olması lazım. Bot'a doğru tam ping atacaktım. Oyun başlar başlamaz direkt Hecarim'i takip edip uyarsaydım bizimkileri, ikisi de yaşıyor olacaktı. Bak çok basit bir olay. Çünkü top lane iş vermedi, bot lane iş vermedi. Raptor'dan başlamış olması büyük bir olası. 3 kamptan sonra bota da tıklaması gayet normal. O totemi attırmam gerekiyordu yani. Bir yandan sürekli botu da izlemeye çalışıyorum. Ki kestiler. Yukarıya sinyal atmam lazım. Hecarim'i uyarıyorum. Çünkü yukarıdaki scuttle'da şu an. Hecarim Raptor'dan başladığı için Raptor'u çıkmak üzere, o yüzden burada bekleyeceğim. Şu anda yukarıda Hecarim tehdidi yok. Buradaki Raptor'u almam lazım. Aynı şekilde o da benim Raptor'u da bekliyor olabilir. Aynı şeyleri düşündüyse. Hecarim orada bu arada. Evet. Ama yeneriz burayı. Kestim mi onu? Nice. Buradaki koridoru yani pushlatmaya çalışırsam eğer çok XP'sini çalacağım Talon'un. Bu kadar XP'sini çalmak istemiyorum şu anda. Çocuk koridoru yeni geldi. Hecarim eskisine göre şu anda daha tehlikeli millet. Mana oranları azaldığı için artık hani mana veren alması şart değil. Direkt Shojin alıp sonrasında işte karabalta falan alıp çok tanklaşıyor ve yüksek hasar da atıyor. Yani tank olan bir Hecarim'e karşı oynamak iyi değil. Ama full AD bu ilde oynayan Hecarim'lere karşı dayan oynamak o kadar da zor olmuyor. Hecarim buradaydı. Ne yapıyor? Talon'la birlikte keseriz bunu. Aaa! Riven'ım çok iyi durumda. En kötü ihtimal Riven'a yatmam lazım. Scuttle'dan önce benim Raptor'umu hareket edecektir. Adamın mesela en son Raptor'u aldığı için timer'ı var. Yani o yüzden bu hareketi yapacak. Kampların timer'ını vermemek o yüzden önemli baya. Oraya Fizz gelecek. Çok devam etmemeleri lazım. Çok kötü oynuyorsunuz ama. Talon aşırı kötü oynuyorsun. Aşağıdaki nehirdeki hani Hecarim'le karşılaştığımız yerde de kesebilirdik Talon eğer ki doğru combo atsaydı. Yanlış hatırlamıyorsam orada Talon'un ultisi vardı. Ultisini bassaydı Hecarim E atamayacaktı. Yani Hecarim'i şu ana kadar iki kere kesmiş olurduk. Hem bu Raptor'da hem de aşağıdaki yerde. Bak biz şu anda bot side'da Ejder'e başlayacağız ya. Riven'ın agresif oynamaması lazım. Hecarim çok yüksek ihtimal Rift alacak. İki kişiyiz ya. Ezreal yok. Emin miyiz? Çok zaman kaybederiz bak. Çok durumsal olarak bozacağım ya da devam edeceğim. Devam ya. Ya da yetişebilir miyiz?
Oha. Ha. Çok iyi oynadı çocuk. Thresh o kadar iyi oynadı ki. Eyvallah. Bekerim tapı kesmiş oldu. Ya şu andan itibaren oynayabiliyor musun? Tercih. Top lane'e de oynayabilirdim. Botta kaldım. Bot lane bir tur daha öldü. Bottan oyunu stomplamam gerekiyor şu anda. Top lane'de Riven öldü çünkü. Ya her yere oynayamazsın. Hem top oynayayım hem bot oynayayım diye bir şey yok. O zaman işte oyun sıkıntıya giriyor. Birçok ormancının yaptığı temel hata o mesela. Hekarim top oynamaya devam etsin ya. Biz bottan her türlü stomplayacağız abi. Thresh de iyi oynuyor zaten baya. Bak Blitzcrank roam'a kalkmıyor. Blitzcrank roam'a kalkmadığı için Thresh'in botta kalması bence daha iyi bir senaryoydu. Ya haritayı böldük şu anda. Hekarim benim top side'ı alıyor ve top'a petliyor sürekli. Ben ise aynı işlemi bot'a yapıyorum. 30 second bot camps. Şu uyarıları yapmam da baya değerlidir. Riven'da Thresh hani bir gözü burada olursa benim yukarıda. Taşıyıcı durumda olabilmek için XP'leri falan kendisine alıyor. Bu tarz maçlarda doğrudur bu mesela. Ümitsiz vakalarda böyle XP çalar tek başına taşımaya çalışırsın. Herifi ümitsiz vaka olarak görüyorsa troll değil yani yaptı. Yoksa Darius'a kalsa bu oyunu kaybedersin. Bence Hecarim'in oynadığı oyun yanlış millet. Bot'a oynamaya kalksa Fizz'i yanına alıp ki Fizz'e roam attırabilir. Durum tersine dönebilirdi. Yetişebilir miyiz? Ha Redim'e geliyor. Ultin yok senin ya. Açlık yaptı. İşte böyle açlıkları yapmamak lazım. Çünkü çok uzun süre boyunca bottaydın. Dayanayı en son 40 saniye önce botta gördüm. Ya şu ana kadar oyunda çok bir şey yapmadık ama. Ya mümkün oldukça yaptığım hareketleri anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bir hamle yaptığımı da düşünmüyorum. Hani bu hamlenin arasındaki mantığı öğrenseniz bile yani çok yüksek seviyelere dahi çıkabilirsiniz. Daha fazla içerisinde olabilirdi erken aşamada Hecarim'e karşı troller dönmeseydi. Öyle. Lan Thresh'e çarpmasaydı keserdi. İkinci ejderi alalım direkt. İkinci eşya Zonya alacağım bu arada millet. Genelde Zonya alıyorum. Böyle oyunda direkt Rabadon alıp yok etmelik bir maç olmadığı sürece. Hecarim kaynak olarak da çok sınırlı kaldı bu arada. Ben tüm bot campleri alırken herif benim tüm top camplerimi alamadı mesela. Aşağı doğru gidiyorum çünkü bu çocuk Fener'le birlikte çıkarır beni. Atsana lan Fener'i. O ne lan? Vurun lan! Hecarim'in ultisi korkunçtu. Ya neden böyle canlı tepki şeklinde videolar çekmiyorum da sonrasında işte sesim ekliyordu? Bunu açıklayayım size. Ya bizim ev kalabalık ve genelde ses gürültü falan olur. Ondan dolayı yapamıyorum. Şu an mesela evde kimse yok, rahat rahat video çekebiliyorum. Ondan yana sıkıntı yok da. Keşke sürekli böyle video çekebilsem. Öteki türlü daha fazla yoruyor yoksa. Üzerine ses ekleme işlemi daha uzun süren bir işlem bak. Kaç bana. Nice. Herif bunca şeye rağmen ne kadar tank ve ölmüyor görüyorsunuz değil mi? Thresh feneri var mıdır? Ha yanında lan adamın feneri. Darius'u teklediler. Thresh buraya gelirse Hecarim'i kesebiliriz. Kamplarına gelecek çünkü. Bir de tek kendini göstermiş. Geliyor buraya. Burası troll mü oluyor? Güzel. Bir Mejane'in patlaması gerekiyor buraya.
Sen ne ara double attın ya? Lan bu balığı ben niye yedim? Bu bana gelecek. Ha, teklediler. Arkadaşlar alın bu rifte de ne yapıyorsanız yapın. Üzerimde şu rift varken kendimi rahat hissetmiyorum ya. Tarayıcım kapanıyor ya. Keşke oyuna böyle bir sistem gelse. Yani rift varken tarayıcı kullanabilsem artık. Kaç sezon geçti üzerinden. Kesecek mi oradan ya? Aha! Çarın gücüne bakar mısın? Şu an Hekare, Jarvan falan oynayayım millet. Şojen çok güçlü. 350'den 500'e çıkardılar ya canını. Oradan gelen ekstra tanklık mesela çok şey katıyor artık. Gelir mi golemime? Geldi. Ha! Sınırları zorluyor ya çocuk illa. Sağ ol. Ben de diyordum oraya doğru böyle direkt E ile gitsem E'yi resetleyemeyeceğim falan kalacağım ortada. Bir strength sağolsun çekti bizi. Bu solo queue'daki en değerli şey daha az ölmektir millet. Aklınızdan çıkarmayın bunu. Rabadon bitirmek için bence böyle bir şey yapmak mantıklı. Savaşacağım mı? Ya şimdi zamanla güçlenen, eşi aldıkça güçlenen bir şampiyon oynuyoruz millet. Erken aşamadaki düellolarda güçlü değiliz. Bu yüzden erken aşamada böyle oyundan birazcık uzak olup farmlarla, doğru rotasyonlarla birlikte güçlenmeyi beklemek doğru senaryo oluyor. Bu o maçlardan biriydi mesela. Direkt Thresh'e honorunu atalım. Lestive 35. Türk müdür acaba ya? 35 kardeşliği falan. Hasar grafiği de böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun. Eğer ki bildirimleri almıyorsanız Discord'umdan garanti bildirim alabiliyorsunuz. Discord'uma katılabilirsiniz. Bay bay.